Canlarım selam. Matematiği yıkadım kampımızın 22. gününe hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün basit eşitsizliklere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Basit eşitsizlikler 2, aralıkların birbiri arasındaki işlemler. Güzel bir ders olacak. Görece uzun ama böyle biraz zorlayıcı bir ders olacak. Basit eşitsizliğin belki de en zor, en karmaşık kısımlarından bir tanesi. Ama hiç merak etmeyin, yine bunu da güzel bir şekilde yapacağız, altından kalkacağız, tamam mı? Hadi şimdi bu arada bugün iki tane ödev vereceğim ama lütfen bu derse, yani umuyorum bu derse bu bir önceki günde verdiğim ödevleri yaparak gelmişsinizdir. Çünkü oradaki öğrendikleriniz sizin hepsi burada bir bir özelliklerin içinde kullanılacak arkadaşlar. İsterseniz gelin dersimize başlayalım. Evet, bugün sayfa 46 ve sayfa 47'yi yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle birinci örneğimizden başlayalım. Birinci özelliğimizden başlayalım. Birinci özelliğimiz bize şunu söylüyor. Eşitsizlikler diyor taraf tarafa toplanabilirler. Ne demek bu eşitsizlikler taraf tarafa toplanabilir? Bak şimdi şu aşağıda bir şey var. A ve B birer tam sayıdır. Eksi 3 küçüktür A, küçüktür 7. Eksi 5 küçüktür B, küçüktür 11 olduğuna göre A artı B toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Bakın bu özelliği ne zaman kullanmamız gerektiğini, ne zaman da kullanmamamız gerektiğini göstereceğim. Şimdi A ve B birer tam sayıdır diyor, değil mi arkadaşlar? Şimdi A ve B birer tam sayıysa, A bir tam sayıysa, eksi 3'ten büyük ama 7'den küçük olan tam sayıları buraya bir yazın. Eksi 2 olabilir, eksi 1 olabilir, 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir ve 6 olabilir, değil mi? Şimdi A'nın alabileceği değerler bunlar. B'ye gelelim. Eksi 5'ten büyük olacak. Eksi 4 olabilir, eksi 3 olabilir, eksi 2 olabilir, eksi 1 olabilir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve son olarak 9 ile 10. Gördün mü? Bak bu A ve B'nin alacağı değerler. Şimdi A artı B toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır diye soruyor. A artı B'nin alabileceği en büyük değer için hem A'nın hem B'nin alabileceği en büyük değeri seçelim. A'nın alabileceği en büyük değer 6. B'nin alabileceği en büyük değer 10. 6 ile 10'u toplarsak A artı B toplamının alabileceği en büyük değer kaç olur? 16 olur. Bunu şöyle de yapabilirdik arkadaşlar. Eksi 3 küçüktür A, küçüktür 7. Eksi 5 küçüktür B, küçüktür 11. Bakın bunları alt alta yazdınız ama şuna çok dikkat edeceksiniz. Eşitsizlikler aynı türden alt alta gelecek. Küçüktürse küçüktür. Küçüktürse küçüktür. Bak birini küçük birini büyük şeklinde yan yana getirmedim. Altlı üstlü öyle bir hizalayacaksınız ki eşitsizlikler aynı olacak, tamam mı? Bunları taraf tarafa denklemlerde olduğu gibi toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bak şimdi taraf tarafa toplayalım. Eksi 3 ile eksi 5'i toplarsam burası eksi 8 olur. Küçüktür. Bak küçüktürün bir tanesini aldım. A ile B'yi toplarsam A artı B olur. Yine küçüktürün bir tanesini aldım. Küçüktür. 17 ile 1'i toplarsak ne olur? 18 olur. Ha. Şimdi biz bunları taraf tarafa topladık. Ama A artı B 18'den küçük çıktı. 18'den küçük A artı B'nin alabileceği değer 17 değil mi arkadaşlar? En büyük. Ben 16 buldum. Demek ki yanlış buldum. Demek ki sorunun başında A ve B tam sayı derse buradaki özellik taraf tarafa toplanabilir özelliği ne oluyor arkadaşlar? Patlıyor. Aa, patladı. Çok net bir şekilde belli. A 6 olabilir mi? Olabilir. D 10 olabilir mi? Olabilir. 6 ile 10'u toplayınca kaç oluyor? 16. Nasıl 17 çıkabilir bu ya? Yani A ile B'nin toplamının 17 olabilmesi için ne olması gerekiyor? Bir düşünün yani. A artı B toplamı 17 olacak. A artı B eşittir 17. Şimdi ne olabilir? 1 16, 2 15, 3 14, 4 13, 2 4 13, 2 o pardon 4 13 aynen. Bunu bir tane daha arttırdım. 5 12, 6 11, 7 10, 8 9, 9 8 falan diye tersine girecek. İyi de kardeşim B'yi bir kere seçebileceğin en büyük değer 10. B'yi 10 seçersen A'yı 7 seçemiyorsun.
Çünkü A7'den küçük 6 olabiliyor. Yani tam sayıysa bu taraf tarafa toplama işlemi patlıyor arkadaşlar. Nasıl yapacaksınız? Böyle manuel yöntemle yapacaksınız. Madem A artı B toplamının en büyüklerini istiyor. A'ya en büyük 10 veririm, 6 veririm. B'ye de en büyük 10 veririm. Toplamlarda en büyük kaç olur? 16 olur. Tamam mı? Anladık mı demek istediğimi? Mesela bir aşağıda A ve B birer tam sayıdır. Olduğuna göre 3A artı 2B toplamının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bak şimdi 3A artı 2B. Bunu yazdım. Ne diyor? A ve B birer tam sayıdır. Tam sayı diyorsa direkt değer vereceksin. Bak şimdi. Eksi 2 ile 6 arasında değil mi A'lar? A eksi 1 olabilir. 0 olabilir. 1 olabilir. 2 olabilir. 3 olabilir. 4 olabilir. 5 olabilir. Doğru mu? Var mı hatam? B de eksi 3 olabilir, eksi 2 olabilir, eksi 1 olabilir, 0, 1, 2, 3 ve 4 olabilir. Bu A ve B'nin alabileceği değerler. Bu B'nin, yukarıdaki de A'nın. Şimdi bize 3A artı 2B'nin en küçük değerini soruyor. O zaman arkadaşlar benim hem A'ya hem de B'ye en küçük değerlerini vermem gerekiyor ki bu değeri en küçük yapmaya çalışayım. Şimdi A'nın en küçük değerine bakıyorum. Eksi 1 götürdüm yazdım yerine. B'nin en küçük değerine bakıyorum. Eksi 3 götürdüm yazdım yerine. Eksi 1 ile 3'ü çarpınca burası eksi 3. Eksi 3 ile 2'yi çarpınca eksi 6. Bunları da toplayınca alabileceği en küçük değer kaç çıkıyormuş? Eksi 9. Bak hiç aralıklarla ilgili işlem yapmadım. Direkt tam sayıdan gittim. Çünkü A ve B tam sayı diyor. Tam sayı demesi bir özel durumdur arkadaşlar. Özel durumda bunu yapacağız. Peki. Peki gel. İşte burada. Burası bak soru aynı soru. Soru aynı soru. Hatta bakın noktası virgülüne kadar aynı soru. Eksi 2 küçüktür A küçüktür 6. Yine eksi 2 küçüktür A küçüktür 6. Eksi 4 küçüktür B küçüktür 5. Eksi 4 küçüktür B küçüktür 5. 2, 3A artı 2B'nin en küçük değeri. 3A artı 2B'nin en küçük değeri. Ama sonuçlar farklı çıkacak. Niye? Çünkü burada A ve B tam sayı. Burada A ve B gerçek sayı. Şimdi gerçek sayı ise şunu yapamıyorsun. Bak şöyle diyemiyorsun. A'ya eksi 1 alayım. Eksi 2'ye çok yakın eksi 1'den daha küçük değerler var burada. Mesela eksi 1,99999999 değeri var. Bu eksi 1'den de küçük. Yani sen A'ya gerçek sayı derse burada en küçük değerine eksi 1 alamazsın A'nın. Eksi 1'den de daha küçük eksi 2'ye daha yakın değerler olabilir. Tamam mı? Mantık bu. Peki ne yapacağız hocam o zaman? Eksi 1,999'u götürüp yerine mi? Hayır. İşte burada aralık oluşturacaksın. Aralıkları taraf tarafa toplayacaksın. Yani bizim dersin başında verdiğimiz aralıklar taraf tarafa toplanır özelliği oradaki bilinmeyenlerin gerçek sayı olduğu durumlarda kullanılıyor arkadaşlar. Tam sayılarda kullanılmıyor. Şimdi gel bu soruyu çözelim. Yukarıdakinden farklı çıktığını, eksi 9 çıkmadığını, sorunun aynı olmasına rağmen tam sayı dediği için cevabın eksi 9 çıktığını, reel sayı gerçek sayı dediği için cevabın eksi 9'dan farklı çıktığını göstereceğim şimdi sana. 3A'yı oluşturacağız arkadaşlar. Nasıl oluşturabiliriz? Eşitsizliğin her 3 tarafını pozitif bir sayıyla çarpabiliriz. Yani eksi 6 küçüktür 3 tane A küçüktür 18. Var mı itirazı olan burada? Her iki tarafı 3 ile çarptım. Yapabilirim istediğim gibi. Gerçek sayı derse yapabilirim. Tam sayı derse yapamam. Yapmadım zaten yukarıda ama burada yapıyorum. Niye? Gerçek sayı diyor. Tamam. Bir de 2B var. Yani aşağıdakinin de her 3 tarafını 2 ile çarpacağım arkadaşlar. Çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 yapacağım. Eksi 4 ile 2'yi çarptım. Oldu mu bura sana eksi 8? 2 ile B'yi çarptım. Oldu mu sana bura 2B? 2 ile 5'i çarptım. Oldu mu sana burası da 10? Tamam. Şimdi bak 3A'yı da oluşturdum. 2B'yi de oluşturdum. Şimdi bunları taraf tarafa topluyorum. Niye? Çünkü 3A artı 2B'yi soruyor bana. Taraf tarafa topluyorum. Hop çektim buradan. Eksi 6 ile eksi 8'i topladım. Eksi 14 küçüktür. Biraz ayrık yazdım. Şöyle yazayım. Eksi 14 küçüktür. 3 tane A artı 2 tane B küçüktür. 18 ile 10'u toplayınca da ne eder? 28. Aha işte sana 3A artı 2B'nin aralığı. Eksi 14'ten büyük, 28'den de küçük olacak. Alabileceği en küçük tam sayı değerini sormuş. Eksi 14'ten küçük, büyük. Alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç çıkar? Eksi 13. Gördün mü? Yukarıda eksi 9 çıkan cevap burada eksi 13 çıktı. Niye? Çünkü burada tam sayı diyordu. Ama burada gerçek sayı dedi. Tam sayı dediği zaman gidip değer veriyorsun. Tam sayı değerlerini veriyorsun. Gerçek sayı dediği zaman aralıkları taraf tarafa topluyorsun. Anlaştık mı? Burası önemliydi. Burası ayırt edici yeriydi bu konunun. Aman diyeyim dikkat edin.
X ve Y birer reel sayıdır. Bak reel sayıdır. Tamam. Buna göre 2X eksi 3Y farkının kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. İşte burada aralık oluşturacağız. Tam sayı deseydi X eşittir eksi 2 olabilir, eksi 1 olabilir, 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir diye düşünecektin. Y'nin de değerlerini yazacaktın falan ama burada 2X eksi 3Y'nin farkını soruyor ama X ve Y'nin reel sayı olduğunu söylemiş. O yüzden aralık oluşturacağım. Önce 2X'i oluşturacağım. Yani burayı 2 ile çarpacağım. Eksi 2'yi 2 ile çarptım. Eksi 4. Küçük eşittir. X'i 2 ile çarptım. 2x oldu. Küçüktür. 5'i 2 ile çarptım. 10 oldu. Burayı hallettik mi? Şimdi bir sonraki aralıkta bir sıkıntı var. Sıkıntı değil de hafif bir farklılık var. Eksi 3y diyor. Yani eksi ile çarpacağım. Eşitsizliğin iki tarafını, üç tarafını yani eşitsizliği eksi ile çarpınca eşitsizlik yön değiştirir arkadaşlar. Yani ben burayı eksi 3 ile çarpıp, burayı eksi 3 ile çarpıp, burayı da eksi 3 ile çarparsam eksi 3 ile eksi 5'i çarptım. Artı 15 ama oradaki küçük eşittir büyük eşittir olacak. 3 eksi 3 ile y'yi çarptım. Eksi 3y. Eksi 3 ile 3'ü çarptım. Eksi 9 ama oradaki küçüktür büyüktür olacak çünkü yön değiştirdi. Şimdi yaptığınız hatalardan bir tanesi daha. Bunu direkt gidip bunun altına yazıyorsunuz. Bak hata. Buraya alıyorsunuz. Ben ne dedim size aralık oluştururken? Arkadaşlar aralıkların eşitlikleri aynı olacak. Benzer olacak. Küçük küçük ya da küçük küçük eşittir. Bir tarafta küçük bir tarafta büyük eşit ya da bir tarafta büyük bir tarafta küçük eşit olmaz. Bir tarafta büyük bir tarafta küçük olmaz. Bak yukarıda küçük eşit var aşağıda büyük eşit var. Ne alaka? Yani bunu farklı bir şekilde yazmanız lazım. E ben bunu şöyle yazarım hocam o zaman. Eksi 9'u buraya alırım. Küçüktür derim. Şöyle. Sonuçta eksi 3y eksi 9'dan büyük değil mi? Bunu böyle yazarım. Buna da küçük eşittir 15 derim. Yani bunu ters yazdım. Yazabilir miyim? Yazarım. Arkadaşlar bakın bu kutu içerisine aldığım şeyle bu aynı şey. İsterseniz bakın. Nasıl karşılaştıralım mesela? Eksi 3y eksi 9'dan büyük. Bak burada da eksi 3y eksi 9'dan büyük. Eksi 3y 15'ten küçük eşit. Bak burada da eksi 3y 15'ten küçük eşit. Ters yazdım yani bir şey yok. Bunu yazma sebebim taraf tarafa toplayabilirim artık. Çünkü bak bir tarafta küçük bir tarafta küçük eşit var. Bir tarafta küçük bir tarafta küçük eşit var. Artık toplayabilirim. Tamam topluyorum o zaman taraf tarafa. Şunu sildim. Artımı getirdim buraya. Taraf tarafa topluyorum. Şimdi burada bir sıkıntı daha karşımıza çıkacak. Eksi 4 ile eksi 9'u topladığım zaman eksi 13. Burada problem yok. 2x ile eksi 3y'yi topladığım zaman 2x eksi 3y. Burada da problem yok. 10 ile 15'i topladığımda 25. Burada da problem yok. Ama küçük eşit var küçük var. Ben buraya küçük mü yazacağım? Küçük eşit mi yazacağım? Bu problem var. Arkadaşlar eğer ikisi de küçük eşittir değilse buraya küçük eşittir yazamazsınız. Bir tanesi bile küçükse buraya küçük yazmak zorundasınız. Çünkü biri sağlasa bile diğeri sağlamadığı için toplamları da sağlamayacaktır. Aynı şey burada da geçerli. Buraya da küçük yazacağım. Aha bulduk işte 2x eksi 3y'nin aralığını oluşturduk arkadaşlar. Bak yavaş yavaş detaylı detaylı anlattım. Anlamadığın takıldığın bir noktayı lütfen bir daha geri sar bir daha dinle. Önemliydi çünkü çok önemliydi burası. Şimdi buna göre x 2x eksi 3y farkının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Eksi 13 ile 25 arasındaki tam sayı değerleri bunu tek tek saymayacağız tabii ki. Şöyle diyelim bakın. Eksi 12, eksi 11, eksi 10, nokta 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 24. Bir terim sayısı formülümüz vardı arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Son terim 24. Eksi ilk terim eksi 12. Artış miktarı 1 artıyor. Bölü 1 yapmama gerek yok. Artı 1. Bura eksi eksi artı yaptı. 24, 12 daha 36. Bir daha kaç tane tam sayı değeri varmış? 37 tane tam sayı değeri varmış arkadaşlar. Tamam mıdır? Anlaştık değil mi? Güzel. Şimdi bir aşağı indik. Bakın önemli sorular yaptık. Gerçekten şu dersin ilk 15 dakikasında çok önemli sorular yaptık. Lütfen siz de bir kere daha tekrar edin. Tamam mı canlarım? Şimdi buraya gelelim. Eşitsizlikler taraf tarafa çarpılırken uç değerlere dikkat et. Bak seni uyarmış burada. Uç değerlere dikkat et. Ne demek bu? Şimdi bir aşağı inelim göstereceğim sana. Burada bir örnek var. Eksi 2 küçüktür m, küçüktür 7. 5 küçüktür n, küçüktür 6. Olduğuna göre m çarpı n çarpımının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar aralıkları çarpma. Aralıkları çarpma yaparken şöyle yapıyoruz. Önce m ile n'in çarpımını yazayım. Buraya bir şeyler yazacağım. Aynı şekilde buraya da bir şeyler yazacağım. Şimdi arkadaşlar çarpma yaparken şöyle yapıyoruz. Önce altlı üstlü çarpıyoruz. Eksi 10.
7 ile 6'yı çarpıyoruz. 42. Sonra bunları bir de çapraz çarpıyoruz. Eksi 2 ile 6'yı çarptım. Eksi 12. 5 ile 7'yi çarptım. 35. Şimdi 4 köşe olduğu için 4 tane farklı çarpım durumu geldi. Altlı üstlü çarp 2 tane değer. Bir de çapraz çarp 2 tane değer. Toplam 4 tane değer geldi. Bunlardan en küçük olanı en alt sınıra yazılıyor. Eksi 12 yazılıyor buraya. Küçüktür. Bunlardan en büyük olanı da en üst sınıra yazılıyor. Buraya da 42 yazılıyor. Küçüktür. İşte bu kadar. Uç değerlere dikkat ettiğiniz zaman problem yok. Önce altlı üstlü çarpıyorsunuz. Sonra çapraz. Bir tek yan yana çarpmıyorsunuz. Yani böyle çarpmıyorsunuz. Çünkü bunlar çarpılmaz. Burada sonuçta uç değer. Yani m eksi 2 değil ama eksi 2 kabul edelim. N 5 değil, 5 kabul edelim. O zaman çarpımları eksi 10. Demek ki çarpımı bunları eksi 2 ve 5 kabul edemiyorsak, bunlar eksi 2 ve 5'ten büyükse çarpımları da eksi 10'dan büyüktür. Bir de bunları alıyoruz. M 7 olabilir, N 5 olabilir. Sonra N 6 olabilir, M eksi 2 olabilir. Sonra M 7 olabilir, N 6 olabilir. Hepsini çarpıyoruz. En küçük olanı en alt sınıra yazıyoruz. En büyük olanı da en üst sınıra yazıyoruz. Tamam mı? Kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Tek tek saymayacağız tabii ki. Eksi 11, eksi 10, eksi 9 diye gidecek. 41'de duracak. Son terim 41. İlk terim eksi 11. Artış miktarı 1 artı 1. 52. Bir daha 53 tane tam sayı değeri vardır diyebiliriz arkadaşlar. Anlaştık mı? Var mı problem? Bir aşağı inelim. Orada niye U yazmış? Onu şöyle küçük eşit yapalım bakalım. Olduğuna göre x çarpı y çarpımının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi dikkat edelim yine. Önce altlı üstü çarpıyorum. Eksi 3 kere eksi 5, 15. Sonra yine altlı üstü çarpıyorum. 4 kere 8, 32. Sonra çapraz çarpıyorum. Eksi 3 ile 8'i çarptım. Buradan eksi 24. 4 ile eksi 5'i çarptım. Buradan da sana geldi mi? Eksi 20. Güzel. Şimdi bunlar 4 tane değer. O zaman x çarpı y'ye bu tarafına en küçüğünü yazacağım. Nedir en küçüğü? Eksi 24 yazdım. Nedir en büyüğü? 32. Onu da buraya yazdım. Şimdi buraya çok dikkat et. Bak. Küçük eşitle küçük eşiti şimdi şöyle düşün bak. Eksi 24'ü neyi çarparak buldun? Bakıyorum. Eksi 3 ile 8'i çarparak buldum hocam. Peki eksi 3'ün burasında küçük eşit var mı? Var. 8'in burasında küçük eşit var mı? Var. O zaman buraya da küçük eşit yazacaksın. Tamam mı? Peki 32'yi nasıl neyle neyi çarparak buldum? 4 ile 8'i çarparak. 8'in burasında küçük eşit var. Ama 4'ün burasında küçük eşit yok. O zaman buraya koyamazsın. Küçük koyacaksın. İşte bu kadar. Tamam? X çarpı y'nin aralığı budur. Alabileceği en büyük tam sayı değerini soruyor. Alabileceği en büyük tam sayı değeri en küçük tam sayı değerinden kaç fazladır? Alabileceği en küçük tam sayı değeri eksi 24'tür. Alabileceği en büyük tam sayı değeri de 31'dir. Bunları birbirinden çıkartırsak tam olarak 55 fazladır diyebiliriz. Buradan Samsunlu arkadaşlar var mı? Acaba Samsun'dan bizi izleyene. Şimdi Atakum sahil falan ne güzeldir ya, vay be. Akıyordur şimdi Atakum sahil falan. Samsunlular bilir. Şimdi A ve B aynı işaretli iki reel sayı. Burası önemli bir özellik. Eğer A ve B aynı işaretli iki sayıysa, ya ikisi de artıysa ya da ikisi de eksiyse, eğer A B'den küçükse 1 bölü A 1 bölü B'den büyük olur arkadaşlar. Bu önemli bir özellik. Tamam mı? Eğer A ve B'nin işaretleri aynıysa, yani ikisi de pozitifse ya da ikisi de negatifse, A B'den küçükse 1 bölü A 1 bölü B'den büyük olur. Veya A B'den büyük ise, bunu da yazabiliriz, 1 bölü A 1 bölü B'den küçük olur. Tamam. Gel şimdi şuraya. 1 bölü 6 küçük x küçük 1 bölü 2. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar bakın. Hepsi pozitif ya. 1 bölü 6 küçük x küçük 1 bölü 2 ise 6 küçük 1 bölü x küçüktür 2. Ters çevirdim. 1 bölü 6'yı ters çevirirsem 1 bölü 1 bölü 6 olur. Takla attırırsak 6 çıkar. 1 bölü 2 için de aynı şey geçerli. 1 bölü 5 y 1 bölü 3 ise 5 küçüktür 1 bölü y küçüktür 3 diyebiliriz. 1 bölü x artı 1 bölü y toplamı diyor. Bunları taraf tarafa toplayabilir miyiz? Tabii ki toplayabiliriz. Ya tam sayıysa, soruda dememiş tam sayı. X ile y tam sayı demediği zaman biz arkadaşlar onu tam sayı alamayız. Demesi lazım bize. Demezse reel sayı alacağız. 6 ile 5'i topladım. 11 küçüktür. 1 bölü x artı 1 bölü y küçüktür 5. Güzel. 1 bölü x artı 1 bölü y'nin alabileceği
Tam sayı değerlerini bulunuz. Bu arada ben buraları niye küçüktür olarak, çok özür dilerim arkadaşlar. Şurada atladım. Ben bunları takla attırdım ama bunları yön değiştirmedim ki. Bak yön değiştiriyor bunlar. A küçük B ise 1 bölü A büyük 1 bölü B. Küçüktürler büyük olacak. Mert Hoca uyuma Mert Hoca. Yanlış yaptın Mert Hoca. Şunu şöyle şöyle. Şunu da şöyle ve şöyle alacağız. Dolayısıyla 11 küçük büyüktür. 1 bölü x artı 1 bölü y büyüktür 5 olacak. Ben de dedim bir anormallik var. Şimdi oldu. 5'ten büyük 11'den küçük tam sayıları alacağız. 6 var. 7 var. 8 var. 9 var. Bir de 10 var. Kaç tane? 5 tane tam sayı değerimiz vardır. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Eşitsizliklerde taraf tarafa kuvvet alırken uç değerlere dikkat et. Bak şimdi önemli. Adam bize eksi 2 ile 5'i vermiş ve bize x karenin aralığını soruyor. Şunu yapamıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şurada gösterdim mi onu? Şöyle bakayım. Şurada bakayım gösterdim mi? Yok. Bak şimdi şurada göstereceğim şimdi. Bak. Şimdi şu olmasa, tamam mı? Şu olmasa. Ben desem ki bu ise bana x karenin aralığını bul desem. Şöyle yapabiliyorsun. Şu şansın var. He hocam. Bunun karesini alırım. Bunun da karesini alırım. Bunun da karesini alırım. Böyleyse yani hem sol uç hem de sağ uç pozitifse evet. Eğer 2x 5 ise 4x kare 25. Bunu yazabiliyorsun. Çok rahat bir şekilde. Bunda problem yok. Ama bu soru böyle değil. Bu soruda x'in orada eksi, şeyin orada eksi var. Sen şöyle yaparsan hata yaparsın. Eksi 2'nin karesi 4. Küçük eşittir. X'in karesi x kare küçüktür. 5'in karesi 25. Bu hata alır. Neden hata olur biliyor musun? Şimdi eksi 2 ile 5'in arasında bir tane sıfır var mı? Var. Değil mi? Sıfır var. Sıfırın karesi kaç? Sıfır. Yani x karenin sıfır olduğu bir değer var mı? Var. Hani sağ tarafta bana x karenin sıfır olduğu bir değer göstersene. 4 ile 25 arasında var mı sıfır? Yok. E hani x karenin sıfır olduğu değer var bak gözüküyor burada. X'in sıfır olduğu değer yok mu burada? Eksi 2 ile 5 arasında var. E, x sıfırsa x kare de sıfırdır. Yani x kare eşit, x karenin sıfır olduğu x karenin değerlerinden bir tanesi. Ama ben bu aralıkta onu göremiyorum. İşte negatiflerde sıfır problemi var. O yüzden eşitliğin herhangi bir eşitsizliğin herhangi bir ucunda negatif bir şey varsa kare alırken o eşitsizliği sıfırdan başlatacaksınız arkadaşlar. Çünkü bir sayının karesi minimum 0 olabilir. 0'dan daha düşük bir şey olamaz. O yüzden eksi 2 küçük eşittir x küçüktür 5 ise 0 büyük eşittir x 25 diyeceğiz. Tamam mı? Burası çok önemliydi. X kare bu arada burası. Şimdi 3 ekle diyor. E o basit canım. Buraya da 3 eklerim. Buraya da 3 eklerim. Buraya da 3 eklerim. 0'a 3 eklediğim zaman 3 küçük eşittir. X kare artı 3 küçüktür 28. Bunun en büyük tam sayı değerini soruyor. 28'den küçük bunun alabileceği en büyük tam sayı değeri 27 olur arkadaşlar. Buradaki o ince noktayı da aman ha kaçırmayın. Dikkat edin. Evet. M kare küçük m ise bana karesi kendisinden küçük olan bir sayı söyleyin. Ne mesela? O karesi kendisinden küçük. Öyle bir sayı var ki karesi kendisinden küçük. Nasıl bir şey olabilir ki? Mesela negatif sayılar olsa hayır. Karesi kendisinden büyük olur zaten negatif sayıların. Zaten negatifin karesi pozitif. 3 desen olmaz. 5 desen olmaz. 3 bölü 2 mesela karesi 9 bölü 4. 3 bölü 2 1,5. 9 bölü 4 2,25. Yine karesi kendisinden büyük oldu. Karesi kendisinden küçük olan bir sayı. Nasıl bir sayı olabilir? Ben size söyleyeyim mesela. 1 bölü 2 olur mu arkadaşlar? Bu arada yanlış bir tuşa bastım. PDF'i kaydetme tuşuna bastım. Artık sizinle muhabbet edebilirim. Tamam, muhabbet edelim o kaydolana kadar. Şu anda böyle bir mavi halka dönüyor. Şimdi arkadaşlar, 1 bölü 2 olur mu sizce? Yani 1 bölü 2'nin karesi kendisinden küçük müdür? Şimdi 1 bölü 2 hocam, 1 bölü 2 0.5'tir. 1 bölü 2'nin karesi de 1 bölü 4'tür. O da 0.25'tir. Ah, hocam, 1 bölü 2'nin karesi kendisinden küçük çıktı. Sayı 0.5, karesini alınca 0.25 çıktı 1 bölü 2'nin. Peki 1 bölü 2'nin özelliği ne? Kesir olarak. Kesir olarak 1 bölü 2'nin özelliği 1 bölü 2 bir basit kesir arkadaşlar. Yani payı paydasından küçük bir kesir. İşte karesi kendisinden küçük olan sayılar basit kesirlerdir. M kare küçük m ise
M 0 ile 1 arasındadır. Basit kesir yazmadınız hocam. Basit kesir oldu mu? İşte basit kesirin özelliği 0 ile 1 arasında olmasıdır. Yani bir sayının karesi kendisinden küçükse o sayı 0 ile 1 arasındadır diyebiliriz. Tamam mı? Şimdi şu soruya bakalım. Bir köyden kasabaya iki farklı yol mevcutmuş. Birinci yol 3A kilometreymiş. İkinci yol da A artı 24 kilometreymiş. İkinci yol daha kısa bir yolmuş. O zaman A ifadesinin değer aralığını bulunuz. İkinci yol daha kısa bir yolsa A artı 24'ün 3A'dan küçük olması gerekiyor. Bunu bu tarafa attığım zaman 24 burada yalnız kalacak. Bu tarafa attığım zaman burada da 2A kalacak. Her iki tarafı 2'ye bölüp A'yı yalnız bıraktığım zaman da 12 küçüktür A. Ya da başka bir deyişle A büyüktür 12 çıkacak. İkinci yol daha kısa olduğuna göre A ifadesinin değer aralığını bulunuz. Bu değer aralığı değil arkadaşlar. Bu A'nın 12'den büyük olduğunu gösteriyor. Değer aralığı dediği zaman sayı doğrusu düşünüyorsunuz. 12 neresi? Burası. Bura 12. Bura neresi? 12'den sonrası artı sonsuz. Burası da 12'den öncesi eksi sonsuz. Bize diyor ki 12'den daha büyük olan sayılar. Yani 12'den neye kadar? Artı sonsuza kadar. Arkadaşlar artı sonsuz her zaman açık parantezle yazılır. Çünkü artı sonsuz bir sayı değildir. Bir değeri yoktur. Değeri olmadığı için onu dahil edemeyiz aralığa. 12'yi de dahil etmiyoruz çünkü büyüktür diyor. Büyük eşittir deseydi dahil edecektik. Yani bizim değer aralığımız 12 virgül artı sonsuz olarak yazılacak. Nasıl konuştum ya öyle? Olarak. Olarak. Bir iş yerinde çalışanlara maaş zammı için bir net 80 lira. İki maaşın %25'i şeklinde iki farklı seçenek sunulmaktadır. Maaşı A olan işçi 80 lirayı, B olan işçi de %25 zammı tercih ediyor. A ve B arasındaki bağlantı nedir? Şimdi benim maaşım A liraysa ve ben 80 lira zammı tercih ediyorsam demek ki benim maaşımın şöyle diyelim. Şimdi benim maaşım A. Eğer ben 80 lira zam alırsam benim yeni maaşım A artı 80 olur. Değil mi? Maaşımın %25'ine zam alırsam yani %25 demek arkadaşlar 25 bölü 100. Yani 1 bölü 4 demek. 25 bölü 100 sadeleştirirsem 25'e böldüm 1, 25'e böldüm 4, 1 bölü 4. Yine A'nın 1 bölü 4'ü A bölü 4 yapar. A maaşa A bölü 4 maaş kadar zam geliyor. Yani 5A bölü 4 kadar zam geliyor. Ya 5A bölü 4 oluyor yeni maaşım. Yeni maaşım 5A bölü 4. Tamam mı? Maaşı A olan işçi 80 lirayı tercih ettiğine göre demek ki 80 liralık zam yani 80 liralık zam aldığındaki yeni maaşı %25'ini seçtiğindeki yeni maaşından daha büyük olmak zorunda. Bunu kurduk. B olan işçi %25'lik zam mı tercih ediyormuş? Ha. O zaman B olan 80 lirayı tercih etseydi maaşı B artı 80 %25 zam mı tercih ettiği zaman 5B bölü 4 ama bu %25 zam mı tercih ettiği için demek ki %25'lik zamlı maaşı daha büyük olacak diğerinden daha çok olacak. Mevzu bu yani. Peki ne yapabiliriz arkadaşlar? Buradan sonra taraf tarafa toplayabiliriz, taraf tarafa çıkartabiliriz. A ile B arasındaki artı eksi ilişkisini soruyor. Tabi bu arada taraf tarafa toplama yapılmaz. Niye yapılmaz arkadaşlar? Çünkü burada büyüktür var, burada küçüktür var. Şöyle yapalım. Bunu bu tarafa atalım. A'dan 5A bölü 4'ü çıkarttığımız zaman eksi A bölü 4 kalır. Eksi A bölü 4 büyüktür 80 olur. Burayı 4 ile, burayı da 4 ile genişletirsek eksi A büyüktür 320. Buradan A küçüktür. Eksi 320 olur arkadaşlar. Bunu bu tarafa atıp aynı şekilde bu sefer şöyle yapalım. Bunu bu tarafa atalım. 5B bölü 4'ten B çıktığı zaman B bölü 4 olur. B bölü 4 büyüktür 80 ise buradan da B büyüktür 320 olur. A ile B arasındaki bağıntı da ancak bu şekilde yazılabilir arkadaşlar. Tamam mı? Geldik bir aşağıdaki soruya. Ne diyor bakalım? Aybüke'nin matematik dersi dönem sonu puanı, Aybüke'nin son sınavda aldığı puanın 4 katından 40 eksiktir. Dönem sonu puanı 50 ve üzeri olan öğrenci o dersten başarılı sayılıyormuş. Matematikten dönem ödevi sonunda başarılı olan Aybüke'nin son sınavdaki puanının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi Aybüke'nin dönem sonu puanı son sınavdan aldığı puanın 4 katından 40 eksiktir. Şimdi bir DSP var. Bu da parti ismi gibi oldu. Dönem sonu puan. Bir de son sınav var. Aybüke'nin dönem sonu puanı son sınavda aldığı puanın
4 katından 40 eksiktir. Şöyle diyebilir miyiz? 4x artı 40. Son sınavda aldığı puanı x dersem, dönem sonunda aldığı puan son sınavda aldığı puanın 4 katından 40 eksik. Yani 4x artı 40. 4x eksi 40. 40 eksik diyormuş. Özür dilerim, şöyle yazalım. Tamam. Dönem sonu puanı 50 TL 50 ve üzeri olan öğrenciler. Yani 4x eksi 40 ya 50 ya da 50'den büyükse biz bu dersi geçebiliyoruz. Başarılı sayılıyoruz. Buna göre Aybüke'nin son sınavda aldığı puanın, yani x'in en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şunu çözelim. Bunu bu tarafa atalım. 4x büyüktür 90 olsun. Her iki tarafı da 4'e bölelim. X büyüktür. Arkadaşlar 90'ı 4'e böleceğiz. 90'ı 2'ye bölsek 45. Bir 2'ye daha bölsek 22,5. X'imiz 22,5 ya da 22,5'tan büyük değerler alacak. X'in alabileceği en küçük tam sayı değerini sorduğuna göre 22,5'tan sonra alabileceği en küçük tam sayı değeri 23 olur diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. İşte basit eşitsizlikler konusunun da sonuna gelmiş olduk. Şöyle baktığımız zaman gerçekten basit eşitsizlik güzel bir ders oldu arkadaşlar. Sıralama, aralıklar arasındaki toplama, çıkarma, fark, toplam, çarpım, kuvvet alma hepsini güzel bir şekilde görmüş olduk. Ve kampımızın da tam olarak 22. gününü bitirdik. Eşitsizlikler 2 ile 23. gün artık mutlak değere gireceğiz. Ama ondan önce ben size hemen ödevimizi vereyim arkadaşlar. Matematiğe ilk adım soru bankamızdan sayfa 204. Yani basit eşitsizlikler test 4. Basit eşitsizlikler test 5. Sayfa 207'ye kadar yapıyorsunuz. Burada tam bizim gördüğümüz şeyler var. Bugün derste yaptığımız şeylerin tıpatıp aynısı var. Mesela şöyle birinci soruya bakın. Gördünüz mü? A artı B toplamı ama tam sayı diyor. Dikkat edin. Aşağıdaki tam sayı diyor. Bir aşağıdaki tam sayı diyor. Peki 5. soruya bakın. Reel sayı diyor. 6'ya bakın. Reel sayı diyor. İşte bizim yaptıklarımızın hepsinin pekiştirmesini burada halledeceksiniz. Sonra basit eşitsizliğe harika bir temel atmış olacaksınız. 23. gün mutlak değer bir videosunda görüşmek üzere.